Merhaba arkadaşlar, biraz yüksek sesle konuşacağım yavruların gürültüsünden dolayı. Şöyle size yavru bolluğu üzerine bir video çekelim dedik. Bu mevsimde tam bir üreme mevsimleri olduğu için üretimhanede şu an yavrularımız bayağı bir fazla. Bir çoğunu sahiplendirdik, şu an daha yeme düşmemiş yavrularımız var. Bunların içinde şurada yavrularımız daha var. Bunlar biraz daha ufaktı diye şey yapmadım, yanlarına koymadım. 4 tane de burada white face yavrumuz var. Şöyle güzelliklerini size gösterelim. Ondan sonra yerlerine tekrar satalım. Renk güzelleri maşallah. Lutino, white face, pearl. Daha tüyleri tam oturmadı ama büyük bir ihtimal heavy olacak. Lutino, white face pearl, bunu kendime damızlık olarak ayıracağım. Kahverengi, beyaz renkli çok güzel. Bu da aynı keza yavrunun daha tüyleri gelişmekte. Büyük ihtimal pearl olacak, heavy olacak gibi görünüyor. Bir white face pearl yavrumuz daha burada. Şöyle hepsini birlikte size gösterelim dedim. Şimdi tekrardan bunları yerlerine katalım. Aynı ağaçtan meyve toplar gibi topladık. Biraz dışarıya çıkınca gürültüleri oldu. Şöyle yerlerini açalım. Tek tek yavrularımızı geri anne babalarının yanına koyalım. Bunlar tamam. 4 tane yavrumuzu taktık. Şunların yerini de tekrar açalım. Arkadaşlar bu süreçte yavruların altlıklarına mısır koçanı veya kalın hamster talaşlarından koyun. Dışkılarını rahatlıkla emsin diye. Ve ayrıyetten temizliklerini aksatmayın, dışkı devamlı, hele yavrular çok oldukça dışkılar çoğalıyor ve koku yapıyor, hastalık bırakabilir yavrularda, eşlerde, anne babada. O yüzden bu süreçlerde yuvalık temizliğine çok çok önem gösterin. Buradaki yavrularımızı da size detaylı gösterelim. Maşallah 4'te 4 yavru verdiler. Bu çiftimiz de maşallah tekrardan yumurtaya yattı. 4 tane yumurtası var. Bunlar da yakında yuvalığa girip çıkıyorlar, yakında yumurtlarlar. Şunlar bayağı bekletti. Umduğum gibi olmadı. Geçen kuluçkasında yumurtlamışlardı. Ben normalde daha erken bekliyordum. Çünkü dişi yuvaya girip çıkıyor. Erkek yuvaya girip çıkıyor. Dişinin kuyruk kanat düşüktü. Fakat daha yumurtlamadılar. Bakalım yakın süreçte onlar da yumurtlarlar. Şu an boşta olan bu çiftimizle bu çiftimiz, bunlardan yavru almıştık. Yavruları yeme düşmüştü. Sonrasında tekrardan yuvaya girip çıkıyorlar, yuva hazırlığı yapıyorlar. Yakında inşallah bakalım onlar da yumurtlayacaklar. Bu çiftimiz dolu, 4 yavrumuz var. Bu çiftimiz dolu, 4 yavrumuz var. Bu çiftimiz dolu, 4 yavrumuz var. Bu çiftimiz dolu, 4 yumurtamız var. İnşallah 4'te 4 yavruyu çıkarırlar ki genellikle zaten kolay kolay sıkıntı olmuyor, bakıcı kuşlar, ondan dolayı sıkıntı olmuyor. Şöyle videoyu açmış, yavruları göstermişken size ufak detayları da anlatayım.
Bilmiyorum, birçok videoda belki bunun detayına girdim mi hatırlamıyorum ama tekrardan önemli bir konu olduğu için sizlere bunu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Üretim yapmak istiyorsanız Sultan Papağanı'nda şöyle bir durum var. Direkt ben hesaplayayım, şu kadar paraya şu kadar kuş alırım, ilk kuluçkada şu kadar yavru alırım diye hesap yapmayın. Hiçbir zaman hesabınız tutmuyor. Bir üretim hanede bakın arkadaşlar, şu an dolu, yavrulu dolu, dolu dolu. Yani kuşların çoğunun çalıştığını bir anda alabilecek bir durumunuz olamaz. Çünkü alırsınız çalışıyor diye, sağlam kuş diye sıkıntılı kuş olabilir. Bizim bu düzeni oturtturmamız zaman aldı. Yeri geldi sıkıntıya girdik. Çalışan kuşlarımızı da sattık. Yeri geldi şehir değiştireceğiz düşüncesiyle sattığımız kuşlar da oldu. Fakat hani bir düzene oturtmak istiyorsanız zaman alacaktır. Bütün üretim hanenizdeki bütün kuşların çalıştığına emin olmak için belli bir zamana gerek vardır. O yüzden bir anda ben 6 tane kuş alayım, 6 çift, 7 çift kuş alayım, hepsinden yavru alayım diye bir durum olmuyor. Şunu da sizlere tekrardan söylüyorum. Pet shoplardan, hani güvenilir pet shoplardan alabilirsiniz. Fakat her pet shop'a güven olmuyor. Kimsenin hani ekmeğiyle oynamak gibi bir derdim yok. Dürüst, her yerde dürüsttür. Fakat bu meslekte üreticilerin de pet shopların da birçoğu müşteriyi kandırarak para kazanıyor. İthal kuştan uzak durun arkadaşlar. Tavsiye etmiyorum. Yerli üretim kuş alın. İthal kuşlarda hastalık çok oluyor. İthal kuşlarda üretim sıkıntısı oluyor. İthal kuşların erkeklerinde erkeklerin kısır olma ihtimali yüksek oluyor. Doğadan yakalanan kuşun kafese konulduğu zaman burada verim alması sıkıntı, psikolojik strese girebiliyor. Birçok faktörleri var. O yüzden üretim yapılmış, kafeste yavru verilmiş, kafeste büyümüş bir yavru alın, bir kuş alın. Size önerim budur. Pet shoplarda birçok şeyleri duyuyoruz. Sıkıntıları duyuyoruz. Erkek diye dişi, dişi diye erkek satıyorlar. 7-6 aydan önce Sultan Papağanlarında cinsiyet belli olmaz arkadaşlar. Ben kuş vereceğiz adama. Sahiplendiriyoruz, satacağız. Adam 2 aylıkken cinsiyet soruyor. Diyorum ki bilmiyoruz tahmini. Sen bana resmini yolla, ben arkadaşlara gönderirim, bakarlar. Ya arkadaş, Sultan Papağanı'nda ben kendi ürettiğim yavrunun cinsiyetini %100 söyleyemiyorsam başkası nasıl söyleyecek? Yani bellidir. Şimdi yavru büyüdüğü zaman ufakken, şimdi en basit örnek Whiteface'ten verelim. Bu yavru, bunun yavrusu 1-2 aylıkken aynı şöyle dişiler gibi yüzü siyah oluyor. 7 aydan sonra, 6 aydan sonra ilk tüy değişimine girdiği zaman böyle. Erkekse yüzü beyaz oluyor tüylerini döktüğü zaman. Yeni tüy aldığı zaman beyaz oluyor. Dişi ise böyle kalıyor. Sen 6 aydan öncesinde nasıl bir tahmin yapacaksın ki bunun dişi veya erkek olduğunu öğrenmek için? Ha, bazı faktörler var. Mesela bu çiftimde albino verdiği zaman albinolar dişi oluyor. Fakat böyle yavru verdiği zaman %50 erkek %50 dişi veriyor. Şimdi bunda albinoya tamam cinsiyet tahmini yapabiliyoruz. Diyoruz ki bu türden gelen yavruların albino olduğu zaman ihtimali dişidir. Ama Whiteface'de %50 ihtimal varken nasıl işte bu %100 erkektir diyebiliriz. Ha, tahminimiz var. Şunu diyebiliyoruz. Bu kuştan çıkan Pearl yavrular büyük ihtimalle yüksek oranda erkek çıkıyor. Hani %100 tahmini hiçbir zaman 6 aydan önce mutasyon türlerin verdiği yavrular dışında hiçbir şekilde anlayamazsınız. O yüzden hiçbir şekilde kimse size 1-2 aylık kuşun cinsiyeti şudur dediği zaman çok fazla inanmayın. Şimdi kuşların sularını tazeleyeceğim. Bu arada yaz günü, hele yavrulu kuşlarınızın sularını günlük taze verin arkadaşlar. Çünkü
Yumurta maması veriyorsunuz, yavruları rahat beslesinler diye yedikleri yumurta kalıntıları gagalarında kalıyor ve ardından su içtiği zaman o yumurta suyun içine düşüyor ve bir koku yapıyor. Bu bakteri üretiyor. Bunu günlük temizleyip sadece suyu tazelemeniz değil arkadaşlar. Bu suluğu yıkayacaksınız fırçasıyla. Şöyle size göstereyim. Bakın böyle bir fırça var. Bununla detaylı bir şekilde yıkayıp temizleyip hijyenik bir şekilde vereceksiniz. Yoksa hani ben suyunu değiştireyim hemen geri su katayım dediğiniz zaman bunun kuş besleyen arkadaşların çoğu bilir. Sulukların dibinde ve etrafı şunun içi kaygan bir sıvı gibidir. Salya tarzında böyle kaygan bir sıvıdır. Onu temizlemeniz lazım. Bakteri üretmemesi için. Günlük yazın taze su verin ve her su verdiğinizde de sulukları temizleyin. Buna özen gösterin arkadaşlar. En önemli şey kuşlarınızın hastalık kapmaması için en önemli nokta suluktur arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şimdi biz sularını tazeleyelim, suluklarını temizleyelim. Videoyu da burada sonlandıralım. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu arada like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu kolay kolay söylemiyorum fakat bazı videoları izliyorum. Birçok videoyu izlenme var fakat çok fazla bir like yok. Hani en azından bir like atabilirseniz memnun olurum. Videolarımızın biraz daha öne çıkması için, başka arkadaşların da videolarımızı bulması, görmesi için sizlerin büyük desteğine ihtiyacımız var. Bu konuda bizlere destek olursanız sevinirim. Yorumlarınızı aksatmayın, yorumlarınızı yapın. Elimden geldiğince zaten birçok yoruma cevap veriyorum. Kendinize iyi bakın, görüşmek dileğiyle.